Sessiz olabilir miyiz? Bu haftaki konumuz döngüler. Döngülere geçmeden önce geçen haftanın bir tekrarını yapalım önce. Geçen hafta ne öğrenmiştik? If else if yapıları ve switch case yapıları öğrenmiştik. Bunlar neydi? Mesela if yazıp içine bir tane koşul yazıyorduk. Ondan sonra yapmak istediğimiz işlemleri bunun içine yazıyorduk. Eğer if'in içindeki koşul sağlanıyorsa parantez içinde belirttiğimiz işlemler yapılıyordu. Doğru değilse bu işlem pas geçiliyordu. If yapısı böyleydi. Else kısmına gelirsek normal if'imizi yazıyorduk ve bunun yanında else'imizi yazıp yapmak istediğimiz işlemleri yazıyorduk. Eğer if'in içindeki koşul sağlanmazsa else'in içindeki işlemler yapılıyordu. If ve else bunlar işlenmişti zaten geçen hafta. Bunun yanında bir de else if yapısı vardı. If'in içindeki durum hani sağlanmadı, başka bir durum kontrol ettirmek istiyoruz. Ne yapacağız o zaman? Else if yazacağız mesela. Bu durum sağlanmadı mı? Hani mesela bu durum kontrol ediliyor. Sağlanmadığı zaman bunun içindeki durum kontrol ediliyor. Eğer sağlanırsa bunun içindeki işlemler yapılır. Sağlanmazsa döngüden çıkardı. Else if'in hani yapmasını istediğimiz işlemleri yapmaz, direkt onları pas geçerdi. Bunun yanında bir de hangi yapılar vardı switch case'de? If'te ne yapıyorduk? Teker teker koşulları yazıyorduk. Switch case'de ise önce kontrol etmek istediğimiz değeri burada belirtiyorduk. Ondan sonra case'lerle eğer burada yazdığımız değer burada belirttiğimiz değer eşit olursa, değişkene eşit olursa bunun altındaki işlemleri yapıyordu. Ve sonra direkt yazıp işlemlerimizi durduruyordu. Geçen hafta kısaca bunları işlemiştik. Şimdi döngülere başlayalım. Döngüler dediğimiz şey mesela biz bundan önceki işlemlerimizi nasıl yapıyorduk? Her satıra teker teker işlemlerimizi yazıyorduk ve onları teker teker işlemleri yapılıyordu, yazdığımız işlemler. Ama bu döngüler sayesinde bir satırda bir satır yazarız ve ondan sonra yapmak istediğimiz şeyleri tekrar ede ede belli bir şarta dayalı sürekli kontrol eder. Mesela geçelim bir şeye. Döngü tiplerimiz vardır. 4 çeşit döngü tipimiz var. Birincisi go to, ikincisi while, üçüncüsü do while ve for olarak 4 çeşit döngü tiplerimiz vardır. Go to yapısına gelirsek, go to'nun kullanımını şöyle yapabiliriz. En başta satıra bir isim veriyoruz. Mesela burada ne yapılmış? A adında bir satıra isim verilmiş ve 2 nokta üst üste koyuluyor. Ondan sonra yapmak istediğimiz işlemleri buraya yazarız ve ne zaman ki hani döngü dedik ya, satıra, A olan satıra tekrar başa gelmesini istediğimiz kısımda go to A yazıp o A ismi olan satırın yerine gelir. Mesela bir tane örnek yazacak olursak, mesela başlı adında bir satıra bir isim verdik ve 2 nokta üst üste koyuyoruz. Normalde her satırı noktalı virgülle ayırırdık ama go to yapısını kullanmamız için 2 nokta üst üste kullanırız ve bir tane değişken yazarız. Tamam mı? Ve buraya da yapmak istediğimiz işlemler mesela print f ile merhaba yazdırsın. Tamam mı? Başladan sonra print f işlemini yapacak ve print f'ten sonra go to satırın adı, gitmek istediğimiz satırın adı neydi? Başlığa gitmek istiyoruz. Başlığı yazıyoruz. Ve noktalı virgül koyuyoruz. Her satırın sonuna illaki noktalı virgül koymamız lazım. Ama go to yapısında tanımladığımız satır değişkenin ilgili satıra verdiğimiz ismi ise son kısmından 2 nokta üst üste koyarız. Şimdi ne olacak mesela? Başlangıçta hani bu satır adını gördü. Sonra print f ekrana merhaba yazdırdı print f fonksiyonuyla. Şurada yazmak istiyorsan şöyle. İkişer yapalım.
printf ile ekrana yazdırdı ve go to kısmına geldiği zaman ne yapacak? Hani go to başla. Başlayış emrini vermişiz bilgisayara. En üstten başlayacak. Teker teker okudu ve başlık işlemini gördü. Başlık işlemini gördüğü zaman bundan sonraki işlemleri yapmaya başlar. Var mı aklına takılan bir şey? Burada direkt başladan mı aşağıya doğru taramaya başlar yoksa üst tarafta şeyleri de... Ana fonksiyonunuzun içinden teker teker kontrol eder. Ne zaman başla işlemini, hani başla satırını görürse o başla satırından sonraki işlemleri yapmaya başlar. Bir örneğini yapalım, daha şey olur. Ne yapmış burada? Include Studio Edge ile kütüphanemizi tanımlamışız. Sonra ana fonksiyonumuzu yazmışız. Ve burada x tam sayı değişkenini 1'e eşitlemişiz. Bir değişken tanımlamışız ve bakın burada star 2 nokta üst üste. Satırın bir ismini vermişiz. Yani bu satır artık hani star ismi. Tamam mı? Sonra ne yapmış? Printf HCTB Robotics Community diye ekrana yazdırdık. Ve x değerini 1 arttırdı. Şuraya da yazalım karışmasın. Başlangıçtaki x değerimiz kaçtı? 1 değeriydi. Ekrana Hacettepe Robotic Community yazdı ve x değerini 1 arttırdı. Bunları zaten ilk ders görmüştük arttırma şeyini. Bundan sonraki x değerimiz kaç oldu şu an? 2 oldu. Ve burada bir if yapısı var. If yapısı ne yapıyor? X denk midir 10 sorusunu soruyor. Bakıyoruz x değişkenimiz 10'a eşit mi? Değil. O zaman ne yapacak? Hani if'in içindeki koşul sağlanmazsa else yapısına geçecek. Tamam mı? Ne yaptı? If'in içindeki koşul sağlanmadı. Else'den sonraki işlemleri yapmaya başladı. Else'den sonra tanımlanan işlem ne? Go to start. Yani start satırına git. Tamam mı? Ne yaptı? Start'a gitti şuradan. Yani döngü oldu. Bir nevi. Buradan geldik. Tekrar başa geldik. Ne yaptı? Sonra tekrar HCTP Robotics Committee'yi hazırdı. X değişkenini 1 arttırdı. Bu sefer ne oldu? X değişkenimiz 3 oldu. Bu işlem, bu döngü işlemi ne zamana kadar sürer? X eşittir 10 değeri olana kadar ne yapacak? Bu startla goat arasında sürekli dönecek. Değil mi? Mesela bu işlemleri yazdırdı. 9 kere HCTP Robotics Community yazdırdı ve X değerimiz artık ne oldu? Hani işlemlerden sonra x eşittir 10 olduğunu varsayalım. Ne oldu? If'in içindeki koşul kontrol edildi. X denk midir? 10 sorusu soruldu. Ve baktık x'imiz 10 değerine eşit. O zaman ne yapacak? If'in içindeki işlemleri yapacak. If'in içindeki işlem ne? Go to end. End satırını arayacak. Ne yapıyor? En baştan başlıyor. Yukarıdan aşağı doğru bilgisayar bunu kendi hani arka planda yapıyor aslında biz görmüyoruz onu. Arka planda teker teker kontrol ediyor. Ne zaman end satırını görürse ondan sonraki işlemleri yapmak için. Ne yaptı? Teker teker kontrol etti. Start var. Biz end'i arıyoruz. O bizim aradığımız şey değil. Devam ediyor aramaya. İşlemleri yapmıyor bu arada. Sadece asıl amacı end'i bulmak. Tamam mı? Gitti ne? Burada end satırı var. End satırını gördükten sonraki işlemleri yapacak. Artık program buradan başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Ne yaptı? Printf loop end yazdı ve programımızı bitirdi. Var mı aklınıza takılan bir şey? Tamam. Çekinmeyin sorabilirsiniz. Şimdi biz ne yaptık? Go to yapılarıyla bu deminki programın çıktısı neydi? Geri al. Bu 10 tane HCTB Robotics Community yazdıracak. Ondan sonra loop end yazdıracak ekrana. Tamam mı? Zaten örnekleri dağıttık. Sizler de biraz sonra yapacaksınız konunun bittikten sonra. Biz ne yaptık? Go to yapılarıyla döngü oluşturduk. Diğer yapımız neydi? While yapısı. While yapısında ise önce while yazıyoruz ve aynı if'teki gibi içine koşulumuzu yazıyoruz. Ve ondan sonra parantez açıp aynı if'teki gibi bu da parantez açıp yapmak istediğimiz işlemleri yazıyoruz. Ve bunda if'in dışında o hani if'ten farklı yanı buna bir sayaç koyuyoruz. Mesela her seferinde kontrol ettiğimiz hani bir tane şeyler olacak. Onları hani bu içerideki koşulu bu sayaç sayesinde kontrol edeceğiz.
Mesela örnek olarak şey yaparsak. Mesela başlangıçta sayaç değerimize 1 diyelim. Ve ondan sonra while hani while kullanmak istiyoruz. While yazıyoruz oraya. While yazacak. Ve ne zaman ki hani koşulumuzu da while'ın içine koşulumuzu yazıyoruz parantez açtıktan sonra sayaç işlemi hani sayaç değişkeni 3'ten küçük olduğu sürece bunun içinde tanımlanan işlemleri yap. Eğer biz buraya sayaç hani ne yapmışız burada? Sayaç değişkenini sürekli arttırmışız değil mi döngünün içinde? Eğer sayaç değişkenini bu döngünün içinde arttırmazsak ve burada da mesela print diye hani printf ile bir ekrana bir şey yazdırırsak ne olacak? Sayaç başlangıçta 1. Sonra while sayaç 3'ten küçük olduğu sürece bu döngünün içindeki işlemleri yap. Ne yaptı sayaç 3'ten küçük değil mi? Başlayacak bu bunun içindeki hani tanımlanan şeyleri yapmaya, işlemleri yapmaya. Hani printf'i yazdırdı varsayalım. Sonra ne yapacak? Tekrar kontrol edecek. Sayaç yine 1'den küçük. Yani 3'ten küçük. Tekrar geldi, tekrar 1'den küçük. Yani hani sonsuz döngü dediğimiz istenmeyen bir durum oluşacak ve hani tamamıyla hani döngülerden çıkacak şeyler istenmeyen bir durum olacak aslında. Bu yüzden hani bu istenmeyen durum yaşanmaması için sayaç değişkenini arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Ona göre koşula bağlı bir işlem yapıyoruz burada. Mesela bunu sınırlı hale getirmek için ne yapacağız? Sayaç değişkenini while'ın içinde tanımladığımız işlemlerin arasında arttıracağız. Ne yapalım? Sayaç artı artı diyelim. Noktalı virgül her zaman koyuyoruz. Bu sefer ne yapacak? Sayaç eşittir başlangıçta 1. Sonra while sayaç 3'ten küçük olduğu sürece 3'ten küçük mü şu an? 1 3'ten küçüktür. Bu işlem koşul sağlandığı için bu iki parantezin içindeki işlemleri yapmaya başlayacak. Bu sırasıyla yapıyor bunları. Printf ile ekrana bir yazı yazdırıyor. Ondan sonra sayaç değişkenimizi 1 arttırıyor. Sayaç değişkenimiz başlangıçta kaçtı? 1. Bu işlemden sonra ne oldu? 2 eşitlendi. Sayaç değişkenimiz şu an 2 ve while'ın içindeki yapmış olduğumuz işlemler bitti. Bu işlemler bittikten sonra ne yapıyor? Tekrar başa gelip while'ın içindeki koşulu kontrol ediyor. Neydi sayacımız? 2. 2 küçük müdür işlem? Küçüktür. O zaman ne oldu? Koşul sağlandığından dolayı tekrar while'ın içinde tanımladığımız işlemleri yapmaya başlıyor. Ne yaptı? Ekrana tekrar yazı yazdırdı ve sayaç değişkenini 1 arttırdı. Ne oldu? Yeni sayacımız şu an kaç? 3 değil mi? İşlemin hani son paranteze de geldi. Ne oldu? Tekrar while işlemini kontrol etmeye başladı. While'ın içindeki koşulu kontrol etmek için tekrar başa geldi. Bakalım sayaç değişkenimiz yani 3 küçük müdür 3'ten değildir. Eşittir çünkü 3 3'e. Bu koşul sağlanmadığı için while'dan sonraki işleme geçiyor. Hani while işlemini bundan sonra atlıyor. Diğer işlemleri yapmaya başlıyor. Mantık aklında aklınıza takılan var mı while? Tamam. Geçelim diğerine. Örneğimiz. Bu örneğimize bakacak olursak ne yapmışız burada? Önce kütüphanemizi tanımlamışız. Studio H kütüphanesi ve ana fonksiyonumuzu yazmışız buraya. Ve number ve factorial adında kapsayı değişkeni belirlemişiz. Ve ekrana enter a number yazdırmış. Ve alt satıra geçmiş. Bu alt satır işaretimizdi. Tamam mı? Sonra scanf fonksiyonu ile yazıcı kullanıcıdan sayı herhangi bir sayı girmesi bekleniyor. Çünkü değişkenimiz integer olduğundan dolayı herhangi bir sayı girmesini bekliyor ve kullanıcının girdiği sayıyı number değişkenine eşitliyor. Mesela buradaki kullanıcının 5 girdi kaç girsin? 5 girdiğini varsayalım başlangıçta. Num eşittir 5 diye sayımızı girdik. Artık num değişkenimiz 5, ay number değişkenimiz 5. Kullanıcı girdi bunu. Biz hani dışarıdan giriyoruz şu an.
Ve faktöriyel değişkenimiz şu an kaça eşit? 1'e eşitlendi. Değil mi? Sonra ne yapıyor? While. Number büyük müdür 0'dan diye kontrol ediyor. Number değişkenimiz kaçtı? 5'ti. 5 büyük müdür 0'dan büyüktür. Yani koşulumuz sağlandı. Ve while içinde tanımladığımız işlemleri yapmaya başlıyor. Ne yapacak? Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı number. Yani faktöriyel eşittir. Faktöriyel sayımız kaçtı? Önceki sayımız 1. 1 çarpı kaç? 5. Değil mi? Artık yeni değişkenimiz, yeni faktöriyel değişkenimiz neye eşit oldu? 5'e mi eşit oldu? Ve ne yaptı? Number sayısını 1 azalttı. Ve yeni number sayımız kaç? 1 azalttık. 4'e düştü. Ve işlemimiz bitti değil mi burada? While'ın içindeki belirlediğimiz işlemleri yaptı sırasıyla tekrar while'a geliyor. Ne yaptı? Number büyük müdür 0'dan. Number değişkenimiz kaç? 4. 4 büyük mü 0'dan? Büyüktür. Tekrar bu işlemi yapacak. Bunu yaptığı zaman ne olacak? 5 çarpı 4'ten yok. Başlangıçta 5'ti. 4 oldu. He, 5'ti. 4 oldu. 4 çarpı 5 çarpı 4'ten yeni faktöriyel değerimiz, hani şuradaki faktöriyel eşittir, faktöriyel çarpı number yaptık. Burada faktöriyelimiz 5'ti. Yeni faktöriyel değerimiz ne olacak? 5 çarpı 4 olacak. Yani 20 oldu. Bu şekilde hani ne oldu? Tekrar 4'e düştü. Bu işlemi yaptı. Number 3'e düştü pardon. 3'e düştü. Tekrar kontrol etti. Bu işlemleri 0'dan büyük olan, hani 0'a eşit olana kadar bu while'ın içindeki işlemleri yaptığı zaman ne olacak? Sırasıyla hani başlangıçta 5 çarpı 1 yaptı. Sonra 5 çarpı 4. Sonra 20 çarpı 3. Sonra çarpı 2 çarpı 1 ile 5'in faktöriyelini buldu. Var mı takılan bir şey? Şimdi buradaki hani eksi eksi koymamızın amacı, burada bir değişen bir şey olmaz. Bunu hani matematiksel işlemler yaptığımız zaman değişir. Bunun anlamı, eğer number'dan önce eksi eksi koyarsak önce sayıyı azaltır sonra işlemi yapar. Ama number'dan sonra eksi eksi koyarsak önce işlemi yapar sonra bir azaltır. Bir örneğini yapalım. Burada değişen bir şey olmaz ama onu da gösterelim. Şimdi ne yapalım mesela? Camları açalım mı? Şu camı açalım. Şimdi mesela bir A değişkenimiz var, bir de B değişkenimiz var. Ne yapalım? A eşittir diyelim mesela. Yani A değişkenimiz tanımsız, B'yi mesela 5 olarak belirledik. A eşittir. Bir de Y değişkenimiz olsun madem. B eksi eksi Y yaptığımız zaman A eşittir B eksi eksi Y yaptığımız zaman mesela B'miz 5, Y'miz 3 gözüküyor mu? Y'miz 3 varsayalım. Ne yapacak? Önce Y değişkenini azaltacak, sonra çıkarma işlemini yapacak. Ne oldu? 5 Y'yi azalttık. Dur bir dakika ya. Çarpışı da olacak. Bunu geçelim de aradan sonra bir bakıp tekrar şey yapalım. Dersi görelim. Bayağı oldu da. Diğer şeye geçelim. Aradan sonra bakacağız ona. Diğer döngü yapımız do while. Başlangıçta ne yapıyorduk? While işleminde. Önce durumumuzu kontrol ediyorduk. Sonra yapmak istediğimiz işlemleri yapıyorduk. Do while'da ise önce işlemi yapar, sonra kontrol eder. Aralarındaki tek fark bu. Aynı iç, hani iç yapısı da aynı. Önce istediğimiz işlemleri yapıyoruz ve sayaçları, hani sayacımızı belirliyoruz burada. Artan, azalan şekilde. O şekilde işlemlerimizi yaparız. Bir örneğimize geçelim. Buradaki örnekte ne yapmışız? Kütüphanemizi tanımlamışız, şeyi tanımlamışız.
Nun ve Sun, San ve Nun diye iki tane değişken belirlemişiz. Bakın burada ne yapıyor? Du işlemini önce yapıyor. Ne yapmış mesela? Ekrana sayı yazdırmış. Kullanıcıdan sayı girmesini beklemiş ve Nun değişkenini hani Sam, hani bunun açılımını zaten görmüşsünüz. Sun eşittir Sun artı numaradan girilen numaraları topluyor ve buradaki while değişkenini kontrol ediyor. Ne zaman ki while sıfıra denk olursa bu işlemden çıkıyor. Yani bu işlemin şartını sıfır girilmediği sürece do'nun içindeki fonksiyonları yapmak olacak. Şimdi biz bunu neden kullanıyoruz dersek hani biraz öncekinden farkını derseniz eğer. Şimdi bir mesela A değişkenimiz olsun. Bu sıfır eşit. Bir işlem yaptığımızı varsayalım. Ne olacak? A başlangıçta sıfırdı değil mi? While'ın içinde bu işlemi kontrol etti. A büyük müdür sıfırdan? Değildir. O zaman ne oldu? İşlemler yapılmadan bundan çıkıldı. Ama do while yazarsak, do yazdık mesela. Şöyle yazdık. Sonra while'ımızı yazdık. Aynı şeyi yazıyoruz. While A büyüktür 0 yazdık. Tamam mı? Şimdi ne olacak? Hani A'mız başlangıçta neye eşitti? 0'a eşit. Do'nun içindeki işlemleri yaptı. En az bir kere yapıyor do while'larda ve ondan sonra kontrol etti. Arasındaki fark bu aslında. While'da direkt kontrol edip işlemleri yapar. Do while'da ise en az bir kere hani işlemi yapar, ondan sonra kontrol eder. Var mı takılan bir şey aklınıza? Çekinmeyin ya, bir şey olmaz. Bir önceki slide'da. Hata verirdi. Ama hata aşağıda değil. Yok. Şimdi eğer şuraya noktalı virgül koyarsak hani şunu pas geçecek, hani görmeyecek ve bunu sanki burada program, hani burada ne yapmışız? Şu parantezin adını tam bilmiyorum da kıvırcık parantez ne deniyor? Süslü parantez. Süslü parantezin hani açık kısmı ve bir sonraki kapalı kısmı gördüğü zaman int kısmı biter ve buraya sanki ana fonksiyon içinde değilmiş gibi varsayar. Ondan dolayı hata verir. Tamam mı? Ve hani mesela şuraya noktalı virgül koyduk ya, içinde sanki hiçbir işlem yapmıyormuş gibi görür. Normalde while yazdık, number büyüktür 0 yazdık ve bundan hemen sonra noktalı virgül yaparsak ne oldu? Yani bundan sonra bir işlem yazmamız lazım. Buradaki işlemler sanki burada hiçbir işlem yapmamışız gibi varsayar ve ne yapacak? Hani number değişkenimiz mesela 5 varsayalım. 5 sıfırdan büyük diyecek ve hani her o parantez buraya noktalı virgül koyduğumuz zaman sanki hiç parantez yokmuş gibi varsayacak. Parantez içi boş ve sürekli o işlemleri yapacak. O da hataya giriyor. Ama compile edemezsiniz eğer böyle yaparsanız. Şurayı yok sayar. Tamam mı? Benim de anladığım kısım var. Bir kısım var. Bu faktöriyel burada ayrı bir komut mu? Nasıl? Yok. Sadece değişkenin adı. Ha, başta tanımladık tamam. Number ve faktöriyel adında. O sıfır faktöriyel hesaplıyor mu? Nasıl? Onu ayrı söylemeniz gerekiyor. Sıfır faktöriyel aynı hesaplar. Çünkü başlangıçta faktöriyeli 1 olarak yazdık ya. Ne oldu? Mesela sıfır yazdığımızı düşünelim. Number hani kontrol aşamasına geldi. Faktöriyeli 1 eşitledikten sonra. Sıfır büyük müdür sıfır? Değildir. O zaman direkt print'e faktöriyel yazacak ve sıfır faktöriyel eşittir 1 yazacak. Yani doğru sonuç veriyor o kadar. Ama negatif verirseniz, gerçi negatif senin faktöriyeli olmaz zaten. Geçelim bir sonra. Bunda sıkıntı var mı? Do while'da. Mesela biraz önceki işlemi do while'da yapsaydık, sıfır yazsaydık, o işlemi bir gelsene iki geriye. Mesela while'da yaptık. Number'ı sıfır yazdığımız zaman ne olacak? Bu işlemi hiç yapmadan direkt yazdı. Ama do while yazsaydık, do'yu buraya yazdık. While şartında aynı buradaki gibi yazdık.
ne yapacak? Faktöriyel eşittir. Faktöriyel çarpı number yaptığı zaman faktöriyel artık sıfır eşit olacak. Ve bize yanlış bir sonuç döndürecek. Tamam mı? Hani do while'da bu işlemi, tanımlanan işlemi bir kere yapmış oluyor. Tamam mı? Geçelim. Do while yapılarımız böyle. Ve dördüncü... Önceki program ne işe yarıyordu? Bundan bir önceki. Bu ne işe yarıyordu? Bu... Do while. Girilen sayıları topluyor. Ve en son sıfır girdiğimiz zaman ekrana yazdırıyor. Hani çıkış işlemini sıfırla yapıyoruz ve ekrana yazdırmamız mesela 5 yazdık, 9 yazdık, 7 yazdık. Tüm bu sayıları toplar ve en son ne zaman sıfır yazarsak döngüden çıkar ve ekrana bastırır. Bizim girdiğimiz sayıların toplamını. Tamam mı? Geçelim. Dördüncü yapımız ise for yapısı. For yapılarının diğerlerinden biraz farklı. While ve do while'da ne yapıyorduk? Bir koşul belirliyorduk. Hani tek bir koşul oluyordu. For yapısında ise en başta bir hani başlangıç kısmında değişkenleri tanımlayabiliyoruz. Bize ayrılmış bir kısım. Orta kısımda kontrol kısmını yapıyoruz. Yani while'ın içindeki yazdığımız şart kısmı vardı ya. O şart kısmını bu araya yazıyoruz. En başta değişkenleri tanımladık. Mesela en başta biz ne yapıyorduk? Int main yazdıktan sonra int, hani sum, int, number diye bir değişken tanımlıyorduk ya. O değişkenleri burada da tanımlayabiliyoruz. Tamam mı? Anlamayan var mı? Dur tamam bitirelim bir şey yapalım. Kontrol kısmını buraya yazıyoruz ve ne yapıyorduk biz while'da? Sayaç kısmını içine yazıyorduk while şeyini. Ama burada noktalı virgülden sonraki kısma yazabiliyoruz. Ana şeyi bu. Soru mu var? Tamam mı? Bir örnek, yani tanımlamaları bu ve yine aynı şekilde süslü parantezde yapmak istediğimiz işlemleri yapıyoruz. Bir örnek yapacak olursak, mesela for yazdık parantez içinde. Başlangıç kısmında değişkenlerimizin hani kullanmak istediğimiz değişkenleri tanımlıyoruz. Mesela ne yapalım? Int i diye bir değişken belirledik. Tamam mı? Hani while'da bunu yapamayız çünkü while'da hani en başta tanımlanması lazım int'de. For'da ise burada rahatça tanımlayabiliyoruz. Int i diye bir değişken tanımladık for'un içinde. Noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Ne olsun kontrol kısmımız i küçüktür 3 yazalım mesela. Koşulu ortadaki noktalı virgüle yazıyoruz. En son sayaç kısmında mesela i'yi 1 arttır. Yazdık ve bundan sonra işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ne zaman ki yok başlangıçta i eşittir 0 diyelim yoksa hata verir. I eşittir 0 yaptık. Ne yapacak? Aynı ya, şey mavi kalemle yazsana. Gözükmüyor mu? Var mı burada sıkıntı? Başlangıçta değişkenimizi tanımlıyoruz for'un içinde. İki tane noktalı virgül koyarız. Değişkenimizi tanımladık. Onu bir değere atadık. Sonra bu değişkeni hani koşulumuzu ana yaptırmak istediğimiz her mesela while'da ne yapıyorduk? Herhangi bir koşul yazıyorduk ve her seferinde onu kontrol ediyorduk. Buradaki kontrol aşaması ise iki noktalı virgülün arasında oluyor. İ küçüktür 0, yani 3 ve en sonunda da i değişkeni sayacımızı arttırıyoruz. Arttırma kısımları da en sonda oluyor. Tamam mı? Var mı aklınıza takılan bir şey? Sorabilirsiniz, şey yapmayın. Tamam mı? Tamam geçelim diğer şeye. Ne yapmış burada? Değişkenlerimizi tanımlamış ve ekrana sayı girmemizi istemiş. Sayımızı mesela n eşittir. Ne yapmış mesela? Biz n yerine mesela 5 girdiğimizi varsayalım. Bu da pek yazmıyor ama. En gördüğümüz üzere hani kullanıcı 5 yazdığını varsayalım.
Tam yazıyor. Count'u daha hala girmedik. Sum kısmında ne başlangıçta ne olarak istemişiz? Sıfır olarak. Bu end sayısını burada girdik. Tamam mı? Kullanıcı girdiğini varsayalım. Sonra ne yaptı? For. Count eşittir 1 diye değer atamış. Değil mi? Artık count değişkenimiz kaç? 1. Sonra neyi kontrol etmemizi istemiş? Count küçük eşit mi n? N'imiz kaçtı? 5. 5'ten küçük eşit mi count? Aynen. Yani koşulu sağladığından dolayı for'un içindeki işlemleri artık yapabilir. Tamam mı? Arttırma işlemini en son yapacak. Onu sonra geçeceğiz. Şimdi bu koşul sağlandı ve for'un içindeki işlemleri yapmaya başladı. Ne buradaki değişken? Sum artı eşittir count. Yani sum eşittir sum artı count'la yeni sum değişkenimiz ne oldu? Sum artı count'tan kaçtı? Sum'umuz 0, count'umuz 1. Yani sum değerimiz kaç oldu? Yeni sum değerimiz 1'e eşit oldu. Sonra ne yapacak? İşlemler bittikten sonra sayacı devreye sokuyor. Ne yapmış burada? Count'u 1 arttır. Count'u arttırdığı zaman ne olacak? Count'umuz 1'di. Yeni count'umuz şu an kaç? 2. Değil mi? Var mı sıkıntı? Count'umuz, yeni count'umuz 2 oldu. Şimdi ne yapıyor? Şuradaki işlemi tekrar kontrol ediyor. Artık burayla bir bağlantısı olmuyor. Bu en baştaki işlemleri sadece ilk seferde yapar. For'un içinde yazdığımız ilk kısmı. Ondan sonra aynı while gibi şu kısmı kontrol eder. Ve en sonunda değerimizi, burada tanımladığımız değerleri arttırıp ya da azaltabiliyoruz. Ne yapıyor burada? Count'u kontrol etti. Count değişkenimiz kaç? 2 küçük müdür 5'ten diye kontrol eder. Küçüktür. Yani işlem sağlanıyor. Ve tekrar sum eşittir. Bu işlemi tekrar yapıyoruz. Ve böyle böyle ne yapacak? Sum dediğimiz neye eşit? Sum artı count, yani 1 artı 2'den yeni sum değerimiz şu an kaç? 3 oldu. Değil mi? Ve hani işlemimizi yaptı. Sayacımızı arttırıyor. Ondan sonra işlemler yapıldıktan sonra sayacımızı arttırıyor. Ve kontrol etme aşamasına geliyor. Count'umuz kaç şu an? 3. Arttırdıktan sonra yeni count'umuz 3 oldu değil mi? Ve tekrar kontrol ediyor. Bu işlemleri ne zamana kadar? Count n'e eşit, yani n'den büyük olana kadar. Burada eşitlik olduğundan dolayı count n'e eşit olduğu zaman da içinde tanımlanan sayıları yazar. Yani işlemleri yapar. Ondan sonra ne zaman ki count 6 olduğu zaman, yani n değişkeninden büyük olduğu zaman bu for'dan çıkar ve ekrana sum değişkeninin eşitliğini yazar. Sum eşittir budur diye. Tamam mı? Var mı aklınıza takılan bir şey? Heh. Count ne demek? Saymak. Eyvallah. Kaçın sınıfınız siz? Evet, sorun mu? Şey, do while gibi mesela önce işleme yaptırıp daha sonra koşula bakmak için ne? Do while kullanacaksın ya. Yani for'da bunu yaptırabilirsin. Yani değişken tanımlayıp zaten en çok kullanacağız şey for olur genellikle. For'un bundan sonra çok güzel bir kullanışı var. Şimdi geçeceğiz ona. Onun için do while kullan. Yani onun bir alternatifi yok şu an. Yani bildiğim. Tamam. He, ders dokümanlarımız internet sitesine konuldu. Hani slaytlarımız, elleriniz, hani önünüzdeki notlar sitemizde var. Oradan da şey yapabilirsiniz. Eğer almak isterseniz bunları, tamam, indirebilirsiniz oradan. Geçelim. İç içe for döngüleri, yani sonsuz for algoritmaları. Bunlar ne işimize yani ne işimize yarar? Mesela burada bir tane for yazdık. Bu for işlemi her seferinde kontrol edilir ve aynı işlem burada da yapılır. Yani iç içe for yapısı diyoruz bunlara. Bunları genellikle hani diziler, ileride daha görmedik. Diziler, hani çok boyutlu diziler, o tarz şeyleri göstermek için kullanılıyor bunlar genellikle. Bir örneği açalım, örnekte daha iyi aklımıza yatar. Mesela burada ne yapmış?
yine tanımlamış şeyimizi, kütüphanemizi tanımlamış ve ana fonksiyonumuzu yazmışız ve for'la mesela ne yapmış başlangıçta? Bir değişkeni eşitlemiş. Ve hani bir değişkeni eşitledi ve i küçüktür 6 mı diye kontrol etti, değil mi? Ne yaptı? Bu işlem sağlandı. Sağlandığı için ne yapacak? Bir sonraki basamak, hani içindeki işlemleri yapmaya başlayacak. İçindeki işlemler ne? For, tekrar bir for yapısına girdik. İç içe for yapısı bunlar. Ne yaptı? Burada bir j değişkenini 1'e eşitledi ve tekrar burada kontrol ettirdi. Ne olacak peki? J, hani j eşittir 1 şu an. J küçük müdür 7'den? Küçüktür. Ne yapacak o zaman? Ekrana yıldız bastıracak. Bastırdı şu an ekrana yıldız. Bunu bastırdıktan sonra ne yapacak? Hani şu an bu forun içindeyiz. Ana forumuz bu şu an. Şu an biz hangi forun içindeyiz? Bu forun içindeyiz. Bu fordan çıkana kadar yıldızı bastırmaya devam edecek. Ne yaptı? Yıldızımızı bastırdı. Tekrar sayıcımızı arttırdı ve kontrol basamağına geldi. J'miz, hani 1 arttırılan dolayı J'miz şu an 2. 2 küçük müdür 7'den? Küçüktür. O yüzden ne yapacak? Tekrar yıldız basacak. Tamam mı? Şunun şu an bir 3 olduğunu varsayalım da uzun sürecek. Şurası 3, şurası 3 olduğunu varsayalım. Ne yaptı? Şu an J'miz 3 oldu. Arttırdı, yıldızı bastıktan sonra J değerimiz 2 idi. İşlemlerimiz bittiğinden dolayı J'yi 1 arttırdık. Yani yeni J'miz şu an 3. Kontrol yaptık. Şu 7'yi 3. 3 küçük müdür 3'ten? Küçüktür. Eşittir. Pardon. Eşitlik de var. Eşit olduğundan dolayı ne yapacak? Bir tane daha yıldız yazacak. Küçük eşit. 7'ye kadar değil mi? Yok, 3 3 varsayalım şu an ya. Bu kadar uzun. Tamam. Yani mantığını anladınız mı? Burada bir sayı kadar, hani sayıya gelene kadar yıldız yazıyor. Yani tamam, 7 olduğunu varsayarsak ne yapacak? Yani 3 olduğunu, 3 tane yıldız basıyor. 7 olana kadar 7 tane yıldız bastığını varsayalım. 7'ye kadar bastı. Ne oldu? Artık hani yeni j değerimiz ne oldu? 8'e mi eşitlendi? Bu 8 küçük eşit midir 7'den? Değildir. Yani bu koşul sağlanmadığından dolayı bu forla artık işimiz bitti. Ve bunun dışındaki işlemi yapıyor. Ne yapıyor? Yeni satıra geç. Artık yeni satırımız hani şuraya geçti. Tamam mı? Print, hani yeni satıra geçtikten sonra ne yapacak? Ana forumuz, buradaki forumuz işlemi bittiğinden dolayı ne yapacak? İki. İ değerini 1 arttıracak. İ'miz kaçtı? 1'di. 2 oldu. Ne yapacak? İ'miz eşittir 2 olduğundan dolayı. 2 küçük eşittir 6 mı sorusunu sorar. Doğru olduğunu, hani 2 küçük eşittir 6'dan bu iş, koşulumuz doğru olduğundan dolayı tekrar bu for işlemini yapmaya başlar. Burada ne yapmıştı? 7 kere yıldız bastırmıştı, değil mi? Yine yeni satıra geçtikten sonra tekrar 7 tane, aynı biraz önce yaptığım işlemle tekrar edecek. Ve 7 tane. Çünkü bak, başlangıçta ne yaptık? Bu for'un içine geldiğimiz zaman int j eşittir 1 yazdık. J'miz tekrar 1'e eşitlendi. Tamam mı? 6 satır değil. Tamam mı? J, hani buraya tekrar tanımlamış olduk. J değişkenimiz tekrar başa geçti. Tamam mı? Kameraya dikkat. Var mı sıkıntı? Aman. Ne yapacak? Hani i eşittir 2 olduğu durumda da biraz önce yaptığımız işlemleri tekrar yapacakken 7 kere yıldız basacak. Bunda sıkıntı var mı? 7 kere olmasında. Değişkenimizi tekrar tanımlıyoruz burada. Tamam mı? J değişkenimiz tekrar bir olur. 7 kere yıldızı basacak. Basma işlemi bittikten sonra tekrar yeni satıra geçecek. Ve yeni satıra geçtiğinde ne olacak? İ değişkenimiz bir tane daha attı ve 3'e eşit oldu. Ve 6'ya, hani 6 sayısını geçene kadar bu satır başlarını yapıp yıldız yapıp bize bir nevi hani böyle bir kare oluşturacak yıldızlardan. Tamam mı? Şimdi güzel soru. Biz başlangıçta ne yapıyorduk? Int main'in içinde tanımladığımız zaman o değişken her zaman int main'in içindeki hani tanımlanmış bir değer olarak görülürdü. Yani nasıl desem?
süslü parantezin içinde tanımladığınız değişkenler sadece süslü parantez içinde geçerlidir. Lokal ve global dediğimiz değişkenler var. Lokal dediğimiz değişkenler adı üstünde yerel değişkenler. Parantez içindeki hani burayı yazarsak eğer sadece şu parantez işlerinde geçerli olur. Mesela biz her seferinde ne yapıyorduk? Int'in içine yazıyorduk. Int main'in içinde. Int main'in içinde yazdığımız değişkenler lokal değişkenlerdir ya da for'un içinde yazdığımız ya da bu buranın içinde yazdığımız ve o lokal değişkenler sadece süslü parantezler içinde geçerlidir. Tamam mı? Eğer global değişken olmasını istersek en başa yazarız. Main'in de dışına, programın en hani baş kısımlarına. Tamam mı? Var mı bir sıkıntı? Var mı bir sıkıntı? Kodlara geçeceğiz şimdi. Ama bir geçelim gitti. Ne zaman ara veriyoruz? Tamam bir 10 dakika ara verelim de.